Bitcoin'de kırılım ne yöne olacak? Bu iki seviyeyi izleyin şeklinde bir başlık attık. İsterseniz gelin videomuzda bu detaylara birlikte bakalım. QuantFi'de gerçek zamanlı spot fiyatlar üzerinden hiçbir işlem ücreti veya komisyon ödemeyerek ki bu durum gerçekten çok büyük bir avantaj kullandığınız zaman anlayacaksınız kripto hisseler, vadeler ve ETF'ler üzerinde siz de benim gibi işlemlerinizi çok kolay ve çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir problem yaşamanız durumunda 7 7.24 çalışan bir Türkçe destek ekibi de mevcut. Google Play Store, App Store ve App Gallery'de mobil uygulamalarda bulunuyor. Bunları da indirerek kullanabiliyorsunuz ve burada bakın son 24 saatlik, son 1 haftalık ve son 1 aylık işlem hacimlerini de görüyorsunuz. Burada Quantury'e kayıt olmuş kişi sayısını da anlık olarak paylaşmışlar. Hızlı bir şekilde burada kullanıcıların da artmış olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Burada hemen panellerini size gösterecek olduğum zaman da şahsen ben uzun bir süredir vadeli işlemlerim için Quantury'i tercih ediyorum ki bundan önce gerçekten birçok farklı platformda işlem yaptım. Gerçekten deneyimlerim oldukça olumlu. Zaten izleyicilerimizden de kullananlardan bu yönde çok fazla olumlu mesajlar alıyoruz. Zaten siz de kullandıkça benimle en fikir oluyorsunuz belirtmiş olduğum gibi. Açıklama kısmındaki davet kodunu kullanarak kayıt olduğunuz takdirde de 5 dolar ile 250 dolar aralığında rastgele bir hisse veya kripto para ödülü kazanabileceksiniz ki birçok izleyicimiz 250 dolarlık ödülü kazandılar kayıt olarak. Ancak bu ödülü kullanabilmek için en az 50 dolarlık bir likidi de sağlamanız gerekli ve çekip kullanabilmeniz için 90 90 gün beklemeniz gerekli diyerek hemen videomuza geçelim. Merhabalar, mutlu akşamlar efendim. Kripto Oğuz kanalına hoş geldiniz. Çok sıkıcı piyasa günlerinden geçiyoruz. Yani içeride kalanlar hariç ...kimsenin kolay kolay açıp fiyatı bile merak edip bakmadığı dönemler bu dönemler. Yani fiyat birazcık pamplandıktan sonra herkes bir heyecanlanıyor. Acaba bir hareket mi geliyor diye bakıyor ama... ...fiyat gerisin geriye düşüyor ve yatay hareketine devam ediyor. Bu dönemleri hani geçmişte çok gördük Bitcoin'e. Yani genelde bu hareketlerden sonra sert hareketler gelir. Yani ilk etapta piyasa aslında şu şekilde ifade edelim. Piyasa ne kadar yatay hareket ederse... Ee, gelen hareketin sertliği de o kadar büyük olabiliyor. O yüzden buradaki harekete evvela yukarı veya aşağı yönünü fark etmez. Çok çok dikkat etmek lazım. Yani burada sert bir hareket önümüzdeki dönemde şahsen ben bekliyorum. Şimdi buradaki tabloya bakacak olursak da 4 saatlikte yine 40 bin doların bizim için çok önemli bir destek alanı olduğunu görüyoruz ki dün de zaten bunu yayında konuştuk. 4 saatlik tabloda 40 bin dolar bizim için önemli. Bu bölgenin kaybıyla yaklaşık olarak bakın ilk etapta benim kısa vadeli alım yaptığım bölge olan 38 bin 600'e kadar ilk etapta bir düşüş gelip belki buradan bir 37 bin 500'e kadar inebilir. Ancak özellikle 36 bin 750'nin kaybından sonra bakın direkt olarak buradaki 34 bin 700 ile 33 bin 700'lük bu bölgeye kadar iniş yapabileceğini fiyat bu bölgeye kadar düşebileceğini şahsen düşünüyorum. 4 saatlikte hani bu iki seviyeyi izleyin diye bir başlık atmıştık ya 4 saatteki iki seviyemiz şu şekilde arkadaşlar. Hem yukarıdaki seviye ifade edeceğim çünkü yatay hareket ediyor. Tablolardaki momentum görüntülerinden de bazen yatay gittiği dönemlerde piyasanın hatalı sonuçlar meydana gelebilir. Şimdi ben zaten size söyleyeceğim hani son durumu momentum açısından nasıl gözüktüğünü ama yine seviyeleri söylemekte ben çok büyük yarar görüyorum. Bakın 4 saatlikte benim ilk seviyem 45.000 ile 46.000 bölgesi yukarı yönlü aşağı yönlü seviyemde bakın 34.700 ile 33.700 bandı. Yani fiyat bu bölgelerin herhangi birinde bir kırılım gerçekleştirirse mesela diyelim ki burada 33700 bölgesinin aşağı yönünü kırdı. Ben buradan düşüşün devam edeceğini düşünüyorum ki zaten ee, muhtemel olarak beklediğimiz hareket bu. Şu anki dünyadaki ekonomik gidişata baktığımız zaman da eğer önümüzdeki günlerde bir değişiklik olmazsa muhtemelen şimdilik bu karşımıza çıkacakmış gibi gözüküyor. Ancak tabii ki diğer durumu da bilmekte yarar var. Bakın özellikle burada 45.000-46.000 bin, bin bölgesini eğer biz yukarı yönlü geçmeyi başarabilirsek buranın üzerinde bir saatlik 4 saatlik ve günlük gibi kapanışlar yapabilirsek burada da bir anda bakın zaten 52 bin dolar bizim hem bir sonraki bakın buradaki direnç seviyemiz teknik açıdan direnç seviyemiz hani şu şekilde bakacak olursak diğer tabloda bakın bir sonraki seviye burada 47 bin 700 seviyesinde ufak bir direnç gözüküyor akabinde 52 bin ile 59 bin bölgesi de Fibonacci 0.618 ile 0.786 satış bölgesi olabileceğini fiyatın bu bölgeye kadar hareket edebileceğini gösteriyor ki Tekrar diğer tabloya dönecek olursak bunun bir paralel kanal olduğunu düşünelim. Bakın burada da kırılımla birlikte fiyat kanal boyunca hareket edecektir yukarı yönlü. Bunun da formasyon hedefinin bize çok net bir şekilde bakın burada 60 bin dolarları gösterdiğini yani hem buradaki bakın Fibonacci seviyelerine riayet ettiğini hem buradaki bir sonraki direnç bölgesine doğru fiyatın gidebileceğini 52 bin dolardan bu bölgenin geçtiğini hem de bakın yine buradaki Fibonacci'nin bir parçası olan 59 bin 60 bin dolar bandına kadar fiyatın gidebileceğini gösteren birçok farklı teknik veri. Yani buradaki özellikle şu bölgeyi 45-46 bin doları geçtiğimiz zaman fiyatın gideceği yön ve seviyeler bu şekildedir. Aşağı yönlü e, 33.700 seviyesi kaybedildikten sonra da ben 30.000 dolara kadar 30-31.000 dolar aralığına kadar bir geri çekilmeyi bekliyorum şahsım adına. Bunun da bilgisini sizlere paylaşmak istiyorum. Şimdi momentum tablosu nasıl gözüküyor? 4 saatlikten baktığımız zaman en son aşırı alınmış bölgeden bir satım sinyali gelmişti normal olarak. Ancak burada tekrar bir alım sinyali göremedik. Ancak bir ayı uyumsuzluğu da yok. Mesela bu bölgede şu şekilde bir ayı uyumsuzluğu meydana gelmiş olsaydı fiyatta burada biz bir sonraki harekette düşüşün devam edebileceğini en azından şu bölgeye kadar fiyat hareketinin devam edebileceğini öngörebilirdik. Ancak şu an böyle bir ayı uyumsuzluğu yok. Fiyatında tabii ki burada bir ayı uyumsuzluğu verebilmesi için önce bu bölgelerde 40 bin doları kaybetmeden bir alım sinyaliyle birlikte fiyatın tekrar buradan en kötü ihtimalle bir 42.500'ü denemesi gerekiyor. Bu bölgeyi denedikten sonra eğer geçemezsek burayı tekrar burada karşılaşacağımız bir satım sinyaliyle bu sefer ki burada muhtemelen bir ayı uyumsuzluğu olacak ve buradan gerisin geriye fiyat belki de bu sefer 40 bini de tekrar kaybederek buradaki bölgeye kadar düşüşünü gerçekleştirecektir. Şu anda dediğim gibi buralarda ilk beklediğimiz bir alım sinyalidir. <laughs> Bu alım ile beraber de fiyatın 42.400'e doğru bir hareketi e, yapmasıdır. İlk beklentimiz bu şekilde ama tabii ki yine de biz 40 bin dolar bölgesine çok çok fazla dikkat etmeliyiz. Bilginiz olsun bunu da ifade edelim. Şimdi 40 bin doların altında da dediğim gibi ilk etapta 38.600 akabinde 37 bin 500 ile 36 bin 750 dolarlık bu bölge bizim karşımıza ara destek olarak çıkacaktır. Normalde e, majör de destek alanı şu anda bakın bu bölge yani 40 bin dolarla 38.600 bin 600 bölgesi bu alan majör destek alanı bakın bu paralel kanalın hatta size şu şekilde göstereyim hemen bunu da çok fazla uzatmadan bakın şu şekilde bir kanal çekerseniz bakın orta noktası nereye gelecek görüyorsunuz değil mi yani orta noktası bu bölgeye denk geliyor burası bizim için majör alan Ayrıca tabii ki minor alanları da biz belirtelim. Belki bu alanlarda trade etmek isteyenler olursa bu alanları kullansınlar. Ancak major alan burası. Şimdi saatlik tabloya geçecek olursak da saatlik tabloda da önümüzdeki en büyük direncin şu anda ben 41.300 ile 41.700 bölgesi olduğunu görüyorum. Burayı geçtikten sonra fiyat 42.500 43.000 dolar aralığına kadar bir yükseliş gerçekleştirecektir. Ben saatlik tablo içinde en önemli destek alanının 40.000 dolar olduğunu düşünüyorum ki burada bir momentum kaybı vardı. Dün hatırlayacağınız üzere bahsetmiştik yayında. 40.000 doları kaybetmemesi gerektiğini ifade etmiştik. Fiyat 40.000 dolara kadar gerilese de bu bölgenin üzerinde tutunmayı başardı ve şimdi tekrar bu bölgede bakalım nasıl bir hareket yapacak ve burada Saatlik tabloda da 40 bin dolar bizim için çok önemli bir alan. 40 bin doların kaybıyla ben fiyatın ilk etapta 39.000 akabinde de 38 bin dolar bölgesine kadar saatlik bazda gerileyebileceğini görüyorum. 38 bin ile 30500. Tabi buranın kaybıyla 36.500'e kadar düşüşler devam edecektir. bilginiz olsun saatlikte de şu anda bir olumlu momentum değişimini şahsen göremiyorum. Ancak en son aşırı satılmış bölgelere yakın yerlerde tabii ki alım sinyalinin gelmesi olumlu. Ama tabii ki burada bir olumlu değişim yok. Mesela burada da şu şekilde bir boğa uyumsuzluğunu görmüş olsaydık. Fiyat mesela buradan bir 40 bin dolara inip tekrar e, dönseydi ve burada bu şekilde bir boğa uyumsuzluğu verilseydi biz net olarak bu bölgenin bu sefer geçirmesiyle 43 bin dolara kadar fiyatın yükseleceğini size net bir şekilde ifade edebilirdik ve bunun bir olumlu görüntü olduğunu, olumlu bir tablo olduğunu saatlikte ifade edebilirdik. Ancak saatlikte de şu anda böyle bir görüntü maalesef yok. Şimdi burada günlük tabloya baktığımız zaman günlük tabloda açıkçası benim canımı sıkan bir durum var. Bunu ifade etmek istiyorum sizlere. Bakın ben burada fiyatın biraz bayılmış olduğunu görüyorum. Yani artık yükseliş enerjisini yitirdi. Özellikle bu bölgeden kıvrılarak bir satım sinyalinin gelmesi bize net bir şekilde sıfırın üstünde momentumun düşmeye devam ettiğini gösterecektir ki bunların hepsi her zaman tehlikelidir. Yani zaten buralarda bir satım sinyali gelirse biz burada red, blue, diamond gibi bakın şu işaret gibi şurada göstereyim size sola çekerek. Şu işaret gibi bir satım sinyali görebiliriz ki bunun akabinde pek hayırlı olmuyor. Yani siz buradaki harekete bakmayın hemen toparlanmış. Yani biz bu hareketi mesela şurada görmüşüz bakın düşüş nasıl devam etmiş. E mesela yine tekrar farklı bir örnek göstereyim size. Mesela burada görmüşüz en az 4-5 gün yine düşüş kaldığı yerden devam etmiş. Yani çok bizim için e, hayır alamet bir durum olmaz. Bu bize momentumun zayıf olduğunu ve fiyatın sürekli olarak satışla karşılaştığını gösterecektir. Ben burada günlük tabloda da şu trendi takip ediyor olacağım. Bakalım bunun altına bir günlük kapanış gelecek mi? Yaklaşık olarak 38 bin doların altında biz bugün itibariyle bir günlük kapanış görürsek muhtemelen buradaki yükselen trendi aşağı yönünü kırmış olacağız ve burada da maalesef bunun bir ayı filaması olarak çalış çalışabileceğini konuşmaya başlayacağız. Bakın şu şekilde, bunun şu şekilde bir ayı filaması olarak hatta belki şuradan da alabilirsiniz, şuradan da alabilirsiniz çok fark etmez. Bunun şu şekilde bir ayı filaması olarak çalışabileceğini belirteceğiz ki eğer bu bu şekilde çalışacak olursa, bu sefer maalesef bakın şuradan da biz bunun Bayrak uzunluğunu yani direkt uzunluğunu hesaplamak zorunda kalacağız ve bunun da bayağı bir aşağı noktada formasyon hedefi gösterdiğini dün yayında da sizlere ifade etmiştim. Yani saatlik tabloya tekrar dönelim buradaki iki seviyeyi söyleyelim. Alttaki 40 bin dolar iki seviye saatlikteki ilk seviye yukarıdaki e, seviyede 41.300 ve 41.700 dolar. Yani buradaki 41.700 dolar geçildiği zaman fiyatta bir 43.000 dolar bekleyeceğiz. 40.000 doları kaybettiği zaman da muhtemelen bir 39-38.000 dolar denemesi muhtemelen bekleyeceğiz fiyat üzerinde. Saatlikteki iki seviyede bu. Hani ben burada size ifade etmiştim ya başlıkta. Bu iki seviyeyi izleyin. Hem 4 saatlikteki iki seviye hangisi? Hem saatlikteki iki seviye hangisi? Çünkü saatlikte de yatay giden bir tablo var. Yani saatlikte yönünü belli etmiş bir tablo olsa saatlikte iki seviye vermek yerine mesela düşün yani hareket edebileceği yöndeki yani size seviyeleri söylerdik. Fikir yani mesela yükseliş gibi gözükseydi tablo yukarıdaki seviyeleri söylerdik ancak maalesef saatlikte de yatay giden bir görüntü olduğunu sizlere ifade etmem lazım. Ve burada günlükte de açıkçası burada da fiyat bayıldığı için aşağıdaki desteği şu anda konuşmakta yarar var. 38 bin dolar bizim için önemli. Bu trend seviyesini kaybederiz. 38 bin bölgesinin altında günlük kapatırsak. Günlük bazdaki iki seviyemiz de aynı şekilde. Bakın bu sefer günlük bazda 44 bin 500 ile 46 bin dolar. Aşağı yönlü seviyemizde bakın 36.800 bin 800 ile 35.500 dolar. Yani 35.500'ün altında bir günlük kapanış görürsek direkt olarak bakın buradaki kırmızı alan 31.300 ile 30.000 dolarlık bu bölgeye kadar ben fiyatın düşüş gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Ve tekrar buralardan alıcı arama yoluna gidecektir ama tabii ki burada yukarı yönlü 44.500'e 46.200 geçildikten sonra da bakın ilk direnç seviyemiz günlükte 52.000 ile 54.000 dolar bölgesi akabinde bakın buradaki yaklaşık olarak 58.500'le bakın 58.500'le 60.500'lük bu bölge bizim için bir direnç alan olarak karşımıza çıkacaktır. Buradaki halkalarda mavilerde bu bölgenin direnç alanı olduğunu ve yeşillerde de bu bölgenin hangi zaman aralıklarında nerelerde destek alan olarak çalıştığını göstermeye gayret gösterdik. Bu bölge bizim için bakın kaç defa denenmiş? 3, 6, 7, 9, 11, 13 kez bu bölgeden fiyatın yani üstündeyse destek, altındaysa dirençle karşılaştığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bu iki bölge aralığında bizim için net bir şekilde piyasa kararını verecektir diye önümüzdeki günlerde düşünüyorum. Yani kırılım çok yakın arkadaşlar. Kırılım çok yakın. Günlük tabloda yani durum şimdilik olumsuz değil ama bana göre olumlu da değil. Yani günlük tabloya baktığım zaman evet bir olumsuzluk yok. Yani burada bir satım sinyali yok netice itibariyle ama... Haykinaşı mumlarına baktığım zaman bayılmış bir fiyat görüyorum ve benim için bu tablo olumlu da değil. Yani ne kadar olumsuz değilse o kadar da olumlu değil. O yüzden mesela ben burada fiyatın biraz daha güçlü gözüktüğünü görmek isterdim. Ancak o şekilde belki yukarı yönlü hedeflerimizi sürdürebilirdik. İki günlük tabloda hani bir olumlu momentum değişimi yok ama en azından bir günlük tabloya nazaran çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ki. Bakın iki günlük tabloda da aynı yükselen trendden bahsedebiliriz ki yani biraz önce belirttiğimiz 38 bin bölgesinin altında gelecek bir 2 günlük kapanışta ...tabloyu ciddi manada zora sokacaktır. Buradaki görüntü bunu da bize ifade ediyor. 3 günlük görüntü biraz olumlu. Onu ifade edelim. 3 günlük gerçekten çok olumlu. Momentumun gittikçe yükseldiğini görüyoruz ki... ...özellikle bakın 3 günlükte... ...biz 41 ve 44 bin doların üzerine bir kapanış görürsek... ...3 günlük tabloda ben direkt olarak fiyatın ...buradaki 52 bin dolar bölgesine kadar... ...devam edebileceğini düşünüyorum. 3 günlük tablo için de şimdilik bunu ifade edebiliriz. 3 günlük tablo şimdilik olumlu gözüküyor... Ancak bakın yine buradaki tabi e, tabii ki diğer zaman aralıkları da çok önemli olmakla birlikte bir ayı filaması oluşumunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani kırılımları o beklediğimiz seviyeleri yani 45-46 e, işte bu 4 saatlikte beklediğimiz günlükte beklediğimiz aynı seviyeyi bekliyoruz biliyorsunuz. Yani buraların üzerinde bir kapanış görerek buradaki ayı filaması ihtimallerini falan bir ortadan kaldırması lazım. Yani biz şurada tepelerin de bir değiştiğini görmemiz gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde e, olumlu olmayacaktır. Yine aynı şekilde 4 günlükte bakın momentumun yükseldiğini görüyoruz. Buradaki tablo da şimdilik fena değil onu ifade edelim. 5 günlük tabloda da hakeza yine momentumun yükselmeye devam ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Ancak buralarda ayı filaması riskleri bulunuyor. Mesela 4 günlük tabloda da biz şunu ifade edebiliriz size. Bakın hemen söyleyeyim. Burada 43 bin doların üzerine 4 günlük bir kapanış görmemiz lazım. Ki zaten hani bunların hepsi bir zincir şekilde hani günlükte eğer 45-46'nın üstüne bir kapanış gelirse bu sefer az önce ifade ettiğimiz 2 günlükteki, 3 günlükteki, 4 günlükteki, 5 günlükteki bütün önemli direnç seviyelerinin üzerinde kapatacağımız için tablo bir anda kısmen boğaya dönecek. Yani burada en en kötü ihtimalle dediğim gibi bir 60 bin doları bekleyebileceğiz ki gerçekten böyle bir yükseliş gerçekleşirse çok özür diliyorum. Böyle bir yükseliş gerçekleşirse altcoinlerde içeride kalmış olanların ben büyük bölümünün büyük zararı kurtaracağını düşünüyorum. Yani adam sabırla bekledi buraya kadar. Biz burada çok e, hani yalvardık resmen sat kaç piyasa kötü gözüküyor. Adam satmadı. Belki böyle bir hareket gelirse eğer e, az önceki söylediğimiz seviyelerin geçirmesiyle. Bu adamlar da zararlarının çok büyük kısmını bana göre e, telafi edeceklerdir. Çok büyük kısmını kurtaracaklardır demek istiyorum. 6 günlük tabloda da şimdilik momentum yükseliyor gibi gözüküyor ama en son satım sinyali gelmiş. ...tabii burada bir fırıldak mum var yani bu bir yatay görüntü buradaki satım sinyaline ben çok aldanmak istemiyorum yani burada bir sonraki mumda da muhtemelen alım sinyali gelecek sadece şu money flow'lardaki görüntüler benim çok canımı sıkıyor yani özellikle dün de ifade ettiğim yayında haftalıkta bir burada bir kırmızı verdi iki buçuk yılın ardından bakın burada bir kırmızı verdi ki biz kırmızıların sadece ayı piyasasında bakın bu bölgelerde olduğunu görüyoruz bakın hatta göstereyim bakın bu bölgelerde kırmızı düşüşün devam ettiği bu hengamda ee, yani bundan biraz korkmuştum ama tabi fiyat 40 bin doların üzerine atarak bunu şimdilik ortadan kaldırdı onaylanmamıştı çünkü onaylanmayınca hafta içerisinde değişiklik gösterebiliyor bunu görmememiz lazım. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşayacağız. Şimdi Bitcoin dominansına gelecek olursak da Bitcoin dominansı için ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bakın şu anda tam yükselen trende oturmuş durumda bir short sinyali geldi. Burada 42.99 yani 43 bölgesinin altına inmesi gerekiyor dominansın. Ya ben şunu söylemek istiyorum dominansla alakalı çok uzatmadan. Burada her şey Bitcoin'e bağlı. Eğer Bitcoin ifade ettiğimiz bölgeleri geçerse ben dominansın en kötü ihtimalde bu bölgeye kadar gerileyebileceğini düşünüyorum ki bu da altcoinler için iyi bir halli getirir. Yani en azından dedi, az önce ifade ettiğimiz gibi birçok içeride kalmış olan arkadaşımız zararlarının büyük kısmını kurtarırlar diye bekliyorum. Bu bölgeye bir düşüş geleceğini de düşünüyorum. Dominansın bitcoin ilgili seviyeyi geçtikten sonra ancak geçemediği takdirde bakın bir kere daha 40 bin doların altına inersek bu çok kötü bir durum ile karşılaşabileceğimizi gösterecek. Yani fiyat dördüncü kez 40 bin doların üzerine atıyor ve dördüncü kez satıcıların baskısıyla fiyat tekrar baskılanırsa eğer bir fiyat yükselemezse düşer arkadaşlar bir ürünün fiyatı yükselemiyorsa düşmeye mahkum kalır. Yani o yatay hareket kısa sürer. Yükselemiyorsa düşer mantığıyla baktığımız zaman da e, dördüncü defa 40 bin doları deneyip tekrar geriye dönmesi yükselemiyor oluşunu gösterir. Ve burada maalesef düşüşün devam edebileceğini bize aynı şekilde gösterir diye düşünüyorum. Burada dikkat etmek lazım. Teter dominansına baktığımız zaman da bakın tam yükselen trendin üzerinde olduğunu görüyorum. Ve ben burada da yaklaşık olarak teter dominansından şu anda ilk beklentim şu 4.30 seviyesini aşağı yönlü kırıp şu 4.18 ile 4 seviyesine gelmesi. Akabinde bu bölgeyi kırarak şu 3.82'yi de aşağı yönünü kırabilirsek çünkü bakın buradaki hareketli ortalama da çok önemli. Bakın geliyor kırıyor tam bunun üzerinden dönüyor. Şimdi gelip tam bunun üzerinden dönerse muhtemelen şuranın üzerinde bir tepe yapacaktır. Bu da çok olumlu olmaz. Tabii ki buradaki süre zarfı da bizim için bakın yaklaşık kaç ediyor? %10 yani Tether'in hakimiyetini %10 kaybetmesi yani Bitcoin'in ve altcoin'lerin e, kafadan %10 yükselmesi en az mesela bakın Tether dominansı şuraya gelsin buraya gelse %14 Bitcoin'in yükselmesi manasına gelir. E Bitcoin %14 yükselecek olsa şu anki fiyatından bakın 46.500 ediyor. Ama burada daha fazlası lazım. Hani diyoruz ya 45 -46 bin bölgesinin üzerinde kalması gerekiyor. İşte bu bu da bunu bir yerde bakın doğruluyor. Biz bu sefer Tether dominansında burayı da aşağı yönlü kırarsak burada da 46.000'in üzerine çık çıkacağımız manasına gelecek bu durum. Akabinde zaten orada bir 52-60 bin dolar belki de beklentisi ortaya çıkacak. Belki de böyle bir e, yükselişi göreceğiz. O yüzden de Tether dominansının neticeyi, Ya bunların hepsi birbiriyle aynı. Şimdi Bitcoin 46'yı geçince bu da buraya aşağı yönlü kıracak arkadaşlar. Bu iş böyledir yani. Bu iş böyledir. Yani bunların hepsine aslında bakmaya sırayla gerek yok. Bir tanesine baksanız büyük ölçüde fikir edinirsiniz diyerek Tether dominansına da baktık. Bugün... Ee, bu şekilde noktalayalım videomuzu yarın muhtemelen akşam yine canlı yayında sizlerle birlikte piyasanın gidişatına göre bir altcoin yayını yapabiliriz altcoinlere bakabiliriz hep birlikte ee, eğer bir kazanılacak para varsa bilin ki biz her zaman oradayız kendinize çok iyi bakın her şey güzel gönlünüzce olsun hoşçakalın mutlu akşamlar bol kazançlar efendim.